Tabii şimdi zaten Batı dünyası açısından bakıldığında hani İsrail'e destek vermek için neredeyse bir fırsat arıyorlar. Çünkü İsrail'in Orta Doğu'daki konumu, Batı'nın siyasalarının devam ettirilmesi ve aksettirilmesi açısından son derece önemli. Öte yandan tabii İsrail'deki hükümet dengelerini çok iyi bir şekilde analiz etmek lazım. O da şöyle, hani biz hep İsrail dünyayı etkiliyor, işte İsrail Amerika'yı etkiliyor diye konuşuyoruz ama 2021 Mayıs'ında bu Kudüs günü vardı. Kadir Gecesi işte Mescid-i Aksa'da saldırılar oldu. Ve ondan sonra eğer anımsayacak olursak ve hatta ilk defa İsrail vatandaşı olan Araplar deyim yerine ise topa girdi. Yani gösterilere katıldılar. Ve o olaylar çerçevesinde İsrail'de hükümet yani Netanyahu hükümeti o dönem yıkıldı. Ve hatta Biden'a biliyorsunuz Kingmaker dediler. Yani sanki hükümeti kurduran kişi gibi. Ve sekizli bir koalisyon. Bu sekizli koalisyonun içerisinde Hamas'a yakın parti de vardı, Siyonist parti de vardı. İşte asıl Yair Lapid de bunun mimarı. Ama ilk önce Naftali Bennett'e başbakanlığı verdiler. Sonra da Yair Lapid yaptı. Ama sonuçta bu iş yani birinci yılın sonunda baktığımızda tekrar Netanyahu'nun gelmesiyle. Hatta şöyle bir şey var, İsrail siyasetinde Bibi lakabıyla anılır Netanyahu. Hani kazanan bir kasa gibi kumarhanede sürekli iş dönüyor, dolaşıyor. Netanyahu'nun kazandığı bir çerçeveye ama dönüşüyor. Ama 2 yılda 5 seçim falan yaptı. Tabii tabii. Sürekli. Zaten tabii. 2 yılda 5 seçim. Yine erken seçim istiyor hatta. Knesset'te 61'i bulmak gerçekten kolay bir şey değil. Ama Netanyahu bunu bu şekilde bir şekilde beceriyor. Sağ koalisyonu ortaya koyuyor. Çeşitli noktalarda bakıldığında. Daha önce konuşmalar da vardı. Rafael Sadi aynı zamanda şeytan derdi biliyor musun? Evet Allah'ın üstünden Rafael abi diyordu. Şimdi başka bir şey daha var. Netanyahu önceki başbakanlıklarına o kadar çok başbakan oldu ki Biden ABD başkan yardımcısı ve Obama başkan. Obama dedi ki gelme. Niye gelme? Cumhuriyetçi çoğunluğun davetiyle Amerikan Kongresi'ne geldi. Netanyahu ve düşünebiliyor musunuz? O ülkenin yani gittiğiniz ülkenin devlet başkanını o ülkenin parlamentosunda yerden yere vuruyorsunuz. Yani o zamandan kaynaklanan bir sıkıntıları var aslında. Ama tabii ki Amerika ile İsrail stratejik ortak bu. Hiçbir zaman değişmez. Ama siyasal kadro uyumu bağlamında bakıldığında Biden yönetimiyle Netanyahu hükümetinin birbirlerini çok sevdiklerini ya da çok iç içe olduklarını söylemek zor. Ama soru şu. Alternatif bir lider acaba çıkar mı İsrail'den? Sanki var şimdi. Benny Gantz'ı mı söyleyeceksin? Evet. Evet. Benny Gantz. Şimdi onun zaten savaş kabinesinde de hani bir ulusal evet. Birlik Amerika'ya gitti. Temaslarda bulundu. Ama tabii o şeyi siyasal anlamda mühendislik yapmak çok zor. Yani o 61'i bulacak bir koalisyonu ortaya koyacak mı? Çünkü Netanyahu'nun şöyle bir ilginç durumu var. Yolsuzluk iddiaları var hakkında. Ama yüksek onları şimdi ilgili hiç konuşmuyoruz. Bu Gazze operasyonu. Tabii. Bir yüksek yargı ile ilgili biliyorsunuz yaptıkları tabii. vardı. İşte sürekli bir bu eşiyle anlamda protestolar vardı. Ama hani bu bir konsolidasyon sağlayarak Netanyahu acaba siyasal hayatını çok daha güçlendirdi mi? Yoksa bir kumar oynayarak savaşı yaymak mı istiyor sorusu var. O soruda ben şuna odaklanıyorum. Evet savaşı yaymak istiyor ama bence yani şimdi bu aralar çok moda bir hem kontrollü. Kontrollü yayma nereden olabilir? Lübnan ve Suriye üzerinden çok hani bütün Lübnan'ı işgal ederek üzerinden. Değil. Tabii yani belli bir noktada. Çünkü hani biraz önce konuştuk. İran ve İsrail'i yani kitlesel anlamda birini karşı karşıya getirecek bildiğimiz klasik bir muharebe yapacak bir alan zaten. Coğrafya buna izin vermiyor. Coğrafya izin vermiyor kesinlikle öyle. Ama bence biraz İsrail iç politikasına da sanki odaklanmak lazım. Bir de bu politikalara karşı çıkan İsrail'de bir kamuoyu da var. Yani ama tabii sesleri çok çıkmıyor. Hele ki savaş zamanlarında biliyorsunuz özellikle bu politikalar, şahin politikalar çok daha fazla kendisini ortaya koyar. Ama en temel problem biraz önce Türker Komutanım o haritayı şey yaptı. Harita gerçekten dünyanın gözleri önünde canlı yayında o harita bu hale geldi. Yani bakın Batı Şeria. Şimdi siz diyor musunuz? Nokta nokta. Bu tersine dönecek diyor musunuz? Bunu tersine döndürecek bir paradigmayı ben göremiyorum. Yani belki ben göremiyorum. Belki hani bu hayat bir umuttur. Belli olmaz. Belki bütün her şeyi. Yani baktığımızda. 90'lı yıllarda olsaydı olabilirdi belki. Katılıyorum. Orada şöyle bir şey var komutanım. Bakın 2007 yılında. Hatırlarsak. Şimdi aslında 1993 Oslo sürecine göre bir Filistin özerk yönetimi ya da Filistin otoritesi oluşmuştu. 2007'de. Gazze şeridinde Hamas tek yönlü olarak buradan ayrıldı. Yani ayrıldı dedim. Tabii ki kağıt üzerinde Filistin otoritesi içerisinde. Ama bu bölünmenin içinde provokatör olarak iki ayrı Filistin tabii yani manipüle etme bağlamında
O zamandan itibaren İsrail buraya bir abluka uygulamaya başladı. 2010'da Mavi Marmara giderken o ablukayla bağlı 3 yıl sonra gerçi gidildi. Yani o abluka vardı 3 yıl sonra gidildi. Şimdi şu anlamda söylüyorum. Fiilen zaten iki ayrı Filistin, El Fethi'nin Filistin'i, bir yandan işte Hamas'ın Filistin'i ama tabii ki başka pek çok örgüt var. Bunlardan ibaret değil Filistin. Ama baktığımızda en temel problem, tabii İslami Cihat var, pek çok örgüt var. Temel problem burada bir ulusal birliğin Filistin açısından sağlanamaması. Çünkü ne diyordu Netanyahu diyor, Trump, damat Kushner'e diyorduk, 50 milyar dolar gönderin. Neyse parası ödeyelim mantığında. Hatta diyordu ki Batı Şeria ile Gazze arasında bir yeraltı tüneli yapalım. İşte yatırımlar olsun ve biz bu işi bitirelim. Hani sanki parayla. Hatta anımsayın Golan Tepelerini İsrail toprağı saydı. Yetmedi Kudüs'ü İsrail'in başkenti saydı. Eğer siyasi hayatı yetseydi o dönem belki Batı Şeria'yı da İsrail toprağı sayacak bir takım tek yanlı adımlar atacaktı. Dolayısıyla bu anlamda bakıldığında bir tabii tek yönlü süreç var. En temel problem orada. Yani bunu yani biraz önce sorduğun soruya bağlantılı olarak geriye döndürecek bir çerçeve var mı? Yani şu aşamada gerçekten söylemek zor. Ama hani ben hatta şunu diyordum. İki devletli çözüm derken iş üç devletli çözüme mi gidiyor? Yani iki ayrı Filistin'le beraber. Ama görülüyor ki şimdi Batı Şeria'yı adım adım absorbe ettiler. 7 Ekim yaşandıktan sonra artık bu iki toplumun yan yana yaşama imkan kabiliyeti kalmış mıdır? Ne diyorsunuz? Yani şimdi şöyle benim gördüğüm kadarıyla İsrail'in hani zamanla Filistinli gruplar da bunu söylüyor ama nehirden denize konusu var. Onu İsrailler de söylüyor. Çok enteresan. Tek İsrail. Tabii tabii. Bir de tek Filistin. Şimdi tek İsrail dediğiniz zaman bir ulus devlet yasası çıkarttılar biliyorsunuz. O ulus devlet yasası bildiğimiz ulus devletin çok dışında. Tabii Araplar yok. Birinci sınıf vatandaş, ikinci sınıf vatandaş gibi. Yani bu tabii çok ciddi bir problem. Hani ben her zaman bu konuda İki devletli çözümden yana oldum. Ama bugün gelinen noktada maalesef hala gönlümüz iki devletli çözümden yana ama maalesef bu noktada adım adım Filistin'in absorbe edildiği ve bir tek Gazze'deki Filistin kalıyor. Onu da diyecekler ki bak hani burada bir çerçeve ortaya koyduk. Gazze sorun yaratıyor tırnak içerisinde. Gazze'yi de bu anlamda askeri yöntemlerle ortadan kaldıracak bir strateji ortaya koyuyor. Tabii ki Orta Doğu infial halinde, dünya kamuoyu infial halinde. Liman konusuna katılır mısınız? Ama bunun siyasal pazarlama çerçevesi. Tarihi kolaylaştırmak için. Hem o konuda katılıyorum hem de o aynı zamanda oradaki doğalgaz yataklarıyla da bağlantılı. Aynen. Deniz Hocam ben müsaade ederseniz sözünüz de bitti herhalde. Tabii çok küçük bir şey söylemek istiyorum. Bu tarihi bir çıkarım aslında. O haritaya baktığım zaman 1947-48'de Arap devletleri Filistin yanında İsrail'i tanımış olsalardı, tabii, bu manzara ortaya çıkmazdı.